İşte Merak ettim. şöyle bir şey söyleyeyim. Önce hani ben sana dün demiştim ya, Didem'le konuşma hani demişti bana. O şakaydı zaten, onu söyleyeyim. Hani şaka anlamında söyledi. Onu söyledi. Ondan sonra şey muhabbet açıldı. Kral Kraliçe'de hani balık tutmaya gittiğiniz konuşuldu. Ben o görüntüleri bir izleyeyim de falan dedi. Bu arada hani şurada içeride dedin ya, Leyla teyze geldiğinde Gamze ondan hani korkmuştu. Bunu sen duydun ve bunu onaylamanı bekledi. Sırf dedi arkadaşıyla kötü olmamak için dedi, hatırlamıyorum dedi. Bak buna da üzüldü. Ben gerçekten hatırlamıyorum öyle bir şey dediğini. Yani yan yana olabiliriz ama hatırlıyorum desem bu sefer çünkü bir şey sorsa o cümleyle alakalı konuya hakim değilim. Aynen. Anladın mı? Onu Ne söyledi. demişti de dese söyle bakayım anlat Didem. Ne demişti sen de söyle aynısını dese hatırlamıyorum. Yani kafamın içinde yok o an. Anladım. Kim yaptı bunu? Bunu kim yaptı? Ne o? Kim yaptı bunu? Çok mu komik? Kim yaptı bunu? Ben bir dakika Nazım ben de. Bunu... Kim bunu sence bu evde kim yapar? Aycan yaptı değil mi? Aycan mı yaptı? Ya hayır, işte görüyor musun Aycan'ı? Mehtap sen yaptın. Aycan bunu. Yaptı hayır, tabii Hayır canım ki. Ben Ay, yapmadım. Tabii ki Aycan yapmadı ya. Kim ben yaptı söyler yapmadım misin? Ya, kim yaptı? Hazal yaptı itiraf eder misin? Niye saklıyorsun Hazal? Gamze tam yaptı. Yaparken. Ay yok. Sen yapmışsın. Nazlı. Ben yaptım sence. Gamze yaptı. Sana kızmış gelmiş oturdu buraya Aykut'a yürüyorsun diye. Aykut aday olduğu için Gamze yaptı. Aykut aday olsam bile böyle bir şey yapmayacağını biliyorum da bunu kim yaptı? Gamze bir kere akıllı sen oradaydın zaten. Kız. Çok ciddiyim. Bunu kim yaptı? En azından zararlı şeyler yapmayacağımı anlamış. Bravo. Sadece bardak fırlatırım. Bak geldi. Ölücü müyüm değil geldiğin mi? Benden ilk özür gün, dileyeceksin Didem. Geldiğin ilk gün benden hiç yapıcı bir hareketini görmediğim için yapıcısın diyemeyeceğim. Kusura bakma. Geldiğin ilk gün niye bomba patlatmış gibi geldin. Senin sakladığın şeyi ben söyleyeyim. Hayır gurur duyulacak bir sanki bir şey yapmışsın gibi. Senin için önemli olmayabilir ama Semih'le Azal'ın arasını düzelttik geldiğimizden beri. Konuştuk. Ben kendi adıma konuşuyorum o Mehtap. Ben onların ilişkisi hani beni göremiyorsun değil, ya kör gözün nasıl bir bak. Böyle kör gözün değil, diye bir şey yok. O, sen bir kere bir şey yapmışsın da onu zaten herkes yapıyor hani bu evde. Hani savunduğun Gamze'ye söyle senin, de. Semih ile Hazal'ı bu evde herkes bir araya getirmek istiyor ama Adnan'la ben söz konusu olduğumuzda aynen. Herkes ayırmak istiyor. Acaba belki neden? Seninle Adnan'ı düşünmüyorumdur. Adnan'ı kendime hayır, düşünüyorum. Hayır sadece bak. Sen değil bu evdeki tüm kızlar ve hatta erkeklerden çoğu ayırmaya çalışıyor. Ama Semih ile Hazal söz konusu olduğunda erkekler bir niye araya ayırmaya çalışır bilemem. Bir sen şey artık kötü bir izlenim bırakmışsın. Ama Gamze bir izlenim yaşamadılar ki. Bölücü olmadığımı göstereceğim. Sana. Bu ayıp bir şey değildi. Seni söylememen ayıptı. Olay bu. Ben demin Adnan'a ne dedim biliyor o ayıp musun? Size yapılmış ben bir ayıp değildi. Adnan'a dedim ki baştan Adnan, dedim. Adnan haksızlığa uğradığını düşündü. O konuda da haklıydı. O benim onunla Adnan, aram boşuna üzülüyor senin için. Boşu evet, boşuna üzülüyor senin için. Valla üzülmüyor bile ya ne üzülmesin. Tabii canım ne ben gayet onu üzer miyim ya? Bak böylece kim? Mutlu. Bak böylece onun üzülmesine izin var. Ben mi bölücüyüm? Adam gayet mutlu ya. Devamlı arkadaşların yanında. Tabii bu eve olacak. Ne zaman gelse ya kızla kavga ediyor ya ayrı arkadaşların yanına gidiyor. Gayet gülüyor mutlu. Çünkü ve biz de bunu söylemiyor muyduk gayet var. Mutlu Didem, diye. Didem çok dolduruşa geliyorsun. Yapma. Aa öyle mi? İnanmayın ya biz bir kere adımız çıktı ya. Ya git şu mektupları getir ve şu kız Adnan orada oturuyordu. Neden Didem'le barıştırmayı denemedin? Pişkin pişkin eski adayının yanına gittin oturdun. Konuşmadık mı? Şu an seni mi tutuyoruz? Eski adayının yanına gittin oturdun. Ayça konuşmadık mı? Senin o mutlar vardı ya yanında duruyor değil mi? Git getir. Ben senin yerinde olsam al git getir. Git getir Didem amcanı gönder. Onların amacı Pirim ya. Tamam hayır onların amacı Pirim sen onları boş ver. Niye getiremiyorsun? Orada oturamaz. Ben Didem'e soracağım onu. Göreceksin o zaman kim yapıcı kim bölücü. Sonra niçin sokutmuyorsun? Didem sen kendine güvenen bir kadın. Ay bırakın ya getir. Beni kimse gaza getirmeye çalışmayın. Hayır gaza gelemez. Hiçbiriyle muhatap değil. Hiçbiriyle muhatap değil. Ne oldu diyorsun? Yalan oldu. Ya hangi? Kendi yalan konuştu. Aa aşkım şu an ortaya çıktı. Aycan hangi yüzle getirecek? Sen yeter ki sen.